Altın 1000 lirayı buldu çünkü TL bazında hesaplanıyor olduğu için 1000 lira hatta 1000 lirayı geçti, 1030-1040 lirayı dahi gördü. Altının onsu dünya piyasalarında da çok aşırı hareketlilik göstermedi. Sadece son pandeminin başlangıcından bu yana yaklaşık dolar bazında %25-%30 civarında değer kazanmıştı. Fakat ülkemizde TL olarak dolarla hesaplandığı için maliyeti yüksek oluyor. Yaklaşık 2-2,5 ay önce 1 gramı 500 liralarda seyrederken şu anda doların artması sebebiyle 1000 liralara vardı. Onsunda dünya global piyasalarda çok fazla hareket yok. 1700 ile 1800 dolar arası bir bantta aşağı yukarı hareket ediyor. O da dünya merkez bankalarının özellikle Amerika Merkez Bankası'nın aldığı veya alacağı faiz kararlarıyla ve piyasanın beklentilerine göre küçük hareketler diyebiliriz. Dolayısıyla TL bazında Türkiye'deki altının gram fiyatının artması tamamıyla dolardan kaynaklı. Şu anda yatırım olarak altın talep görüyor çünkü güvenli bir liman olarak görülüyor. Yabancı paralar da halen talep görüyor. Dolayısıyla özellikle külçe altın, gram altın veya sarrafiye dediğimiz diğer ürünlerde bir talep var. Mücevher olarak, takı olarak da talep görüyor ama onlar tabii yatırım aracı değil. Onlar ancak kışın olabilecek, kültürümüzde var olan düğünler sebebiyle bir takı takmak gerekiyor. Bundan kaynaklı ihtiyaçları karşılayacak kadar insanlar bütçelerince bir şeyler almaya çalışıyorlar. Şu anda yarım gramlık altının talebi diğer gram altın ve onun üzeri ürünler gibi talep görüyor. Çünkü eskiden böyle bir varlık yoktu. Bir yarım gram diye bir altın satışı veya varlığından söz etmiyorduk. Ancak altının bu kadar yüksek değerlere ulaşması TL bazında haliyle daha düşük maliyetli ürünlere tercih etmek durumunda kalıyorlar. Veya işte hediye olarak, takı olarak takmak istediklerinde bütçelerine göre bir altın ürün almak istiyorlar. Biz üreticiler de, kuyumcular da buna bir alternatif bir çözüm amacıyla yarım gram altını da ürettik ve bu da talep görüyor haliyle. Şu anda altın piyasası, Türkiye piyasası için söyleyeyim, yatırım amacının dışında ekstra bir hareket yok. Zaten kuyumculuk sektörü için durağan bir dönemdeyiz. Çünkü haliyle düğünler daha çok yazın oluyor ve bu sebeple de yazın olan hareket şu anda kışın stabil bir süratte. Onun dışında altının geleceğe matuf fiyat artışı derseniz altın her zaman güvenli bir limandır. Ancak diğer yatırım araçları gibi kısa vadeli düşünmemek gerekiyor. Uzun vadeli minimum 3 sene, 5 sene hatta daha uzun vadeler düşünülebilmeli. Ve altın alan hiçbir zaman üzülmemiştir ve üzülmeyecektir. Vatandaşlarımıza altını yatırım aracı olarak tavsiye ederim her zaman.
iş hareketi olarak tabii ki mutlaka olacaktır. Özellikle bulunduğum alan kapalı çarşı, bir de turizm sebebiyle de pozitif etkileniyor yabancı ziyaretçilerimiz sebebiyle. Meslek olarak hepimize bu mutlaka pozitif yansıyor. Ancak Türkiye satında düşündüğümüzde de neticede kültürümüzde evlilikler, düğünler bitmeyecektir. Bunun karşılığı olarak da takı da kültürümüzde var ise bunun alımı devam edecek. 1 gram altın 1030 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 1650 lira, yarım altın 3300 lira, tam altın da 6600 liradan işlem görmekte. Yeah.